Sevgili öğrencilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan En Güzel Yarı Yıl Tatili adlı metnin etkinlik sorularını cevaplandırmaya çalışacağız. Dilerseniz birinci sorumuzu cevaplandırmaya da başlayalım. Geleneklerimiz hakkında araştırma yapıp iki örnek veriniz. Ee, bu soruya şu şekilde cevap verilebilir arkadaşlar. Bir toplumda bir toplulukta eskiden kalmış olmaları nedeniyle saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen yaptırım gücü olan kültürel alışkanlık ve davranışlara gelenek denir. Bizim toplumumuzda da bazı gelenekler vardır. Mesela giden kişinin arkasından su gibi çabuk dön, ak geri gel, ak çabuk, kazasız belasız git anlamında su dökülmesi bu gelenektendir. Bayramlarda yaşı küçük olanların büyüklerin elini öpmesi, çocuklara mendil içinde bayram açlığı verilmesi güzel geleneklerimizden bir diğeridir. Metni okumadan önce resimleri inceleyiniz. Metnin konusu hakkında neler söyleyebilirsiniz. Metin bir ailenin aile büyüklerini ziyaret etmesi hakkında olabilir. Evet arkadaşlar en güzel yarı yıl tatili adlı metni birlikte okumaya başlayalım. Burcular yarı yıl tatilinden yararlanarak anneannesinin oturduğu küçük ilçe gideceklerdi. Annesi, kardeşi Yiğit ve kendisi. Babasının gelmemesine üzülüyordu Burcu. Çünkü babası izin alamazdı çalıştığı kurumdan. Babası üzülme Burcu yaz saatlerini birlikte gideceğiz dedi. Burcu uzun aradan sonra anneannesinin yaşadığı, annesinin doğduğu ilçeye gidecekti. Son olarak ilk öğretim birinci sınıftayken uğra uğramışlardı. İlk kez kış mevsiminde anneannesinin yanında bulunacaktı. Burcu karnesini aldıktan sonra ertesi gün yola çıktılar. 10-11 saatlik yolculuktan sonra ilçeye vardılar. İlk izlenimleri şirin bir ilçeye geldiklerini gösteriyordu. Kısa süre sonra anneannesinin evindeydiler. Öyle sıcak karşılandılar ki bu sıcaklık karşısında şaşkınlığını gizleyemedi Burcu. Anneannesi "Yoldan geldiniz, karnınız açtır. Sizler için neler yaptım." diyerek kahvaltıya çağırdı Burcuları. Gürül gürül yanan sobanın yanına kurulmuş sofranın başına geçtiler. Masada çeşit çeşit çörekler, pideler, ev yemekleri vardı. Yayıkta yapılmış yağ, ev reçelleri, kümesten sabah alınmış yumurtalar, süt, sütün üzerinde alınmış kaymak neler yoktu neler. Öğleye doğru komşular gelmeye başladılar. Gözünüz aydın, hoş geldiniz demek için. Gelenler ne içten davranıyorlardı. Bu istenlik Burcu'nun çok hoşuna gitti yeni tanıştığı arkadaşlarıyla oynayarak akşama yetmişti. Eve girmeden bahçede elini yüzünü buz gibi suyla yıkadı. Anneannesi yine mutfaktaydı. Burnuna öyle kokular geliyordu ki bu kokular iştahını daha bir açıyordu. Anneannesinin yaptıkları yetmezmiş gibi komşular da getirmişlerdi bir şeyler. Ne güzel geleneklerimiz var diye düşündü Burcu. Kendi oturdukları 15 tarihli kocaman apartmanda Konuklara hoş geldiğini bırakın, çoğu komşuları bir kez bile olsun gitmemişlerdi. Tanımıyorlardı çoğunu da. Güzel bir akşam yemeğinden sonra geçtiler oturma odasına. Komşular yine gelmişlerdi. Ne güzel bir gece geçirdiler. Anneannesi olsun, gelen komşular olsun, hiç duymadığı masallar anlattılar. Bilmeceler sordular birbirlerine. Maniler söylediler, fincan ve yüzük oyunu oynadılar. Bu oyunları ilk kez oynuyordu Burcu Parmak ve elleriyle duvarda gölge oyunu da oynadılar Parmaklarına çeşitli biçimler vererek Gölgeleri duvara yansıttılar Mısırlar patlatıldı Kestaneler gözlendi Anne annesi onlara e, Hasuda denen bir tatlı yaptı Pelteye benziyordu Tatlıyı yaparken önce pekmezi sulandırdı İçine nişasta katarak bir kazanda pişirdi Daha sonra onu tepsiye döküp soğuttu Açık kahverengi bir pelte oluştu Üzerine dökülmüş ceviz e, Dökerek yediler Öyle hoşuna gitti ki O yaşına dek ilk kez bu denli mutlu Eğlenceli bir gece geçirmişti Ah babasıyla yanlarında olsaydı Konuklar ertesi gece Kendi evlerine davet ederek gittiler Yatma zamanı geldiğinde Anneannesinin hazırladığı güzelim yatakta Öyle tatlı uyudu ki Günlere çok güzel geçiyordu Hiç bitsin istemiyordu bu günler Gündüzü ayrı güzel, geceleri bir başka güzeldi. İnsanı güzel, gelenekleri güzeldi. Dönüş günü içi iyice burkulmuştu. Orada edindiği arkadaşları onu yalnız bırakmadılar. Adresler alındı verildi. Otogara dek götürdüler borcuları. Yolda yemedir için yolluk getirmişti komşuları. Otobüs hareket etmişti. Dışarıda kalanlar çılgınca el salladılar. Otobüs ilçeden yavaş yavaş uzaklaşırken Şirin ilçe gittikçe küçülüyor, gözden itiyordu. Savaş ünlü, kısaltılmıştır. Metni arkadaşlarınızla bölüşüp noktalama işaretlerini dikkat ederek okuyunuz. Evet arkadaşlar metni sizin yerinize biz okuduk. Birinci etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız. Öykünün kahramanı kimdir? Öykünün kahramanı arkadaşlar Burcu'dur. Öyküdeki diğer kişiler kimlerdir? Burcu'nun annesi, babası, kardeşi Yiğit, anneannesi, arkadaşları ve anneannesinin komşularıdır. Öyküdeki olay nedir? Burcu'nun yarı yıl tatili için anneannesinin yanına küçük bir ilçeye gitmesi ve orada çok güzel zaman geçirmesi. Öykü nerede geçmektedir? Küçük bir ilçede geçmektedir. Öyküdeki olay ne zaman yaşanmıştır? Kış mevsiminde yarı yıl tatilinde yaşanmıştır. İkinci etkinliğimiz. Burcu anneannesini ziyareti sırasında hangi geleneklerimizin hoş olduğunu düşünmüştü? Bunları listeniniz. Komşuların gelip hoş geldiniz demeleri, komşuların misafir gelen eve yemek getirmeleri, yemekten sonra herkesin toplanıp muhabbet edilmesi, oyunlar oynanması, hep birlikte ikramların yenmesi. Üçüncü etkinliğimiz Burcu bu ziyarette hangi oyunları oynamıştı? Bunlardan biri hakkında araştırma yapınız. Araştırdığınız oyun nerede? Kaç kişiyle, hangi araçlarla ve nasıl oynanır bilgileri aşağıdaki alana yazınız. Fincan ve yüzük oyunu oynamışlardır. Fincan oyunu nerede oynanır? Kapalı alanda oynanır. Kaç kişiyle oynanır? Grup halinde oynanır. En az 4 kişi ile oynanır. Hangi araçlarla oynanır peki? Bir tepsi, 9 fincan yüzük ya da madeni para ile oynanır. Nasıl oynanır? Oyuncular iki gruba ayrılırlar. Kura ile oyunu başlayacak grup belirlenir. Fincanlar ağızları aşağı gelecek şekilde sıralanır. Kurayı kazanan gruptan bir oyuncu kimseyi göstermeden yüzüğü fincanlardan birinin altına saklar. Diğer gruptaki oyuncular saklanan bu yüzüğü bulmaya çalışırlar. Bu grubun oyuncuları fincanları boş ya da dolu diyerek açarlar. Gruptakiler dolu diyerek fincan açıp yüzü bulurlarsa oyunu kazanırlar. Araştırdığınız oyunu anlatan bir resim yapınız. Buna benzer bir resim yapabilirsiniz arkadaşlar. Oyunumuzun ismi neydi? Fincan oyunu. 74. sayfadayız ee, ve 4. etkinli etkinlikteyiz. Bildiğiniz bir oyun tekerlemesi yazınız. Ee, o inne battı, canımı yaktı, tombul kuş arabaya koş, arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri, hop hop, altın top, bundan başka oyun yok gibi bir tekerleme yazılabilir. Burcu anneannesine maniler söylediklerinden söz etti. Siz de aşağıdaki manileri okuyunuz. Birlikte okuyalım. Bahçelerde biberim, toplamaya giderim. Bana mektup yazmışsın, çok teşekkür ederim. Davulumun ipi koptu. Çocuklar neden korktu? Şu sokaktan geçerken burnuma börek koktu. Siz de milli kültürümüzde yer alan maniler araştırıp bunlardan birini aşağıdaki alana yazınız. Şöyle bir mani örneği yazılabilir. Uyku der ki iki gözüm. Bugünlük yeter sözüm. Yarın devam ederiz. Sevgidir benim özüm. Altıncı etkinliğimiz. Metinde geçen insan adlarını listeleyiniz. Burcu Yiğit. İnsan adları özel attır. Özel adların ilk harfi büyük yazılır. Yedinci etkinliğimiz. Aynı türden varlıkların ortak adı olan sözcükler tür adıdır. İlçe, anne, baba ve tatil kelimeleri metinde geçen tür adlarından bazılarıdır. Diğer tür adlarından beş tanesini siz bulup aşağıdaki aşağı ilisleriniz. Anneanne, anne, mevsim, sofra, yumurta, Kümes. Arkadaşlar bunlar tür adıdır. Ee, sorumuza bu şekilde bir cevap verebiliriz. Tür adlarının ilk harfi cümle içinde küçük yazılır. Bunu unutmamalıyız. Sevgili öğrencilerimiz bir dersimizin daha sonuna geldik. Evvel Cevap YouTube kanalına abone olmayı ve her gün evvelcevap.com web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayınız. Evvelcevap.com web sitemizin artık online e, test çöz bölümü de var. Online test çöz bölümünden dilediğiniz dersin dilediğiniz konusunu çözebilirsiniz. Bu e, video ile ilgili yorumlarınızı yorum bölümüne yazarsınız, bizi sevindirirsiniz. Eğer çekmek çekmemizi istediğiniz dersler varsa onları da yorum bölümüne yazabilirsiniz. Derslerinizde ve hayatınızda başarılar diliyorum. Evvel Cevap ailesinden saygılar, selamlar.